Değerli basın mensupları Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak üzücü bir gün yaşıyoruz. Çok değerli mücadele arkadaşımız İzmir milletvekilimiz Sayın At Atilla Sertelin kıymetli eşi Zinet Serteli kaybettik. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup hukuk danışmanı Dilek Kumcu yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Merhumelere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek sözlerime başlıyorum. Değerli basın mensupları, ülkemiz olağan dışı günlerden geçiyor. Bir yanda giderek derinleşen devlet krizi, diğer yanda ekonomik kriz, bir de bunların üzerine binen pandemi ve aşılama sürecindeki belirsizlikler milletimizin sırtına her gün ağırlaşan bir buhranı yüklüyor. Mayıs ayının artık son günlerindeyiz. 1 Haziran'da yeni bir açılma dönemine girilmesi bekleniyor. Esnaf dükkanını 1 Haziran'da nasıl açacak? Hafta sonlarında eve kapanma bitecek mi? Yiyecek içecek servisi nasıl olacak? Esnaf hala bilmiyor. Bu belirsizlik hem esnafı hem de yanında çalışanları büyük bir sıkıntıya sokuyor. Ortada bu belirsizliği giderecek herhangi bir plan, program açıklamada yok. Esnaf Erdoğan şahsi hükümetinin keyfini bekliyor. Salgının başında tüm aşı stratejisi Çin aşısı üzerine kurulmuştu. <laughs> Nisan'da da yerli aşı gelecekti. Çin aşıları gelmedi. Yerli aşı da tarih tutmadı. Yeni umut şimdi Alman aşısı oldu. Neden aşı çeşitlendirmesi yapmıyorsunuz diye o günlerde sorduğumuzda Sağlık Bakanı Alman aşısının güvenilirliği konusunda şüphelerini açıklamıştı. Amerika, Avrupa, Japonya, Kanada geçtiğimiz yıl ortasında Almanya'dan aşı siparişi verirken Erdoğan şahsi hükümeti seyretti. Çin dedi, yerli aşı dedi bekledi. Beş ayı yok yere kaybettik. Sağlık Bakanı hala aşı değil rakam yağdırıyor. 120 milyon doz Biontech 100 milyon doz Sinovac, 50 milyon doz Sputnik. Sayın Bakan hiç kusura bakmasın. Biz artık sizin yalancı çoban taktiklerinize inanmıyoruz, kanmıyoruz. Biz sizden sayı değil, ciddi bir aşı takvimini bekliyoruz. 50 yaş, 40 yaş, 30 yaş, 20 yaş ne zaman? Hangi tarihlerde aşılanacak? Milletimiz Erdoğan şahsı hükümetinden önümüzdeki bir yıl için ciddi bir açılma takvimini yanında da ekonomiyi ayağa kaldıracak derli toplu bir tedbir takvimini bekliyor. Ekonomideki belirsizlikler, sıkıntılar, bunların yarattığı yıkıntı ancak bu şekilde telafi edilebilir. Hem lebalep kongreler hem de aşı tedarikindeki gecikmeler yüzünden Pek çok can kaybettik. Yüz binlerce esnafımızın maddi kayıpları ölçülemeyecek kadar büyük. Turist gelsin diyerek milli haysiyet ve şerefimiz bile yok sayıldı. Milletimiz öz yurdunda parya yerine kondu. Ben aşı oldum sen eylem maskeleri hazırlandı. Ama beceriksizlik diz boyu. Erdoğan şahsım hükümeti dünyayı ikna edemiyor. İngiltere'nin kırmızı listesindeyiz. Rusya turist göndermiyor. Naz yapıyor. Almanya'dan aşı aldık ama Alman Dışişleri Bakanı ülkesindeki vakaların yarısının Türkiye kaynaklı olduğunu söylüyor. Hükümetin tek bildiği eski defterleri karıştırmak, laf ebeliği yapmak, bize muhalefete çamur atmak, çetelerle, mafyalarla magazincilik oynamak ülkemize yaşattıkları her rezilliği bir başka rezillikle unutturmaya çalışmak. Hükümet her geçen gün biraz daha otoriterleşiyor, demokrasiden uzaklaşıyor. Milletin, öğrencilerin, çay üreticilerinin, çiftçinin, esnafın yükselen feryadını bastırmak için şiddete başvurmaktan çekinmiyor. Milletin sesini duyurmaya çalışan tarafsız basına her türlü baskıyı uyguluyor milletin derdini anlatan muhalefete kumpas kuruyor. Sonra da pişkin bir tavırla bu daha başlangıç diyebiliyor. Kendi partilerinin genel başkanlığını ve baş, başkanlığını ve başbakanlık yapmış bir siyasetçiyi polis soruyla meclise sokmuyorlar. Ülke askeri darbeden daha beter bir sivil darbe vesayetiyle karşı karşıya. Bu vesileyle bir kere daha açıkça ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi her türlü darbeye karşıdır. Karşı da olmuştur. Biz darbenin postallısına da, mokasenlisine de geçit vermeyiz. Bu ülkede darbelerin gerçek mağduru her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede ne zaman iktidara yürüse önü darbelerle kesilmiştir. Mal varlıklarına el konmuştur genel başkanları, yöneticileri hapislere atılmıştır. Kimse tarihi ve hakikatleri çığırtkanlıkla tahrif etmeye kalkmasın. Bu vesileyle Başbakan Adnan Menderes'i, bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı bir defa daha rahmetli anıyoruz. Değerli basın mensupları, dünyadaki en güçlü ortaklık suç ortaklığıdır. Suç ortakları birbirlerine göbekten bağlıdır birbirlerine mecburdurlar. Erdoğan şahsım hükümeti bir zaman hükümetini açıkça destekleyen onun hakka hukuka aykırı davranışlara karşı davranışlarına karşı çıkanları alenen tehdit eden hükümetin kendisine polis koruması dahi verdiği bir organize suç örgütü elebaşı bir aydır tefrike halinde beraber yol yürüdüğü eski yol arkadaşlarını ve bir takım kirli ilişkileri deşifre ediyor. Böyle bir durumda normal işleyen bir demokraside tarafsız cumhurbaşkanı çıkar, tüm siyasi parti liderlerini bir masanın etrafında toplar, siyasetin neleri yapacağını o masada kararlaştırır. Siyaset kurumu önce kendi göbeğini kendi keser, parlamentoda bir soruşturma komisyonu kurar, kirlenmiş bir üyesi varsa onu yüce divan önüne çıkarırdı. Yargıda yargı gibi davradır, soruşturmasını yürütür, hakimler de son sözü söylerdi. Siyasetin ve yargının çabasını gören millette şeriatın kestiği parmak acımaz derdi. Bu ülkede bundan 25 yıl önce susurluk skandalı patladığında Cumhurbaşkanı Rahmetli Demirel tüm siyasi parti liderlerini bir masa etrafında toplamıştı. Kazadan dört gün sonra dönemin İçişleri Bakanı hakkında gen soru verilmiş, 5 gün sonra bakan istifa etmiş. 8 gün sonra soruşturma başlatılmış. 9 gün sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmuştu. Susurluğun üzerinden çeyrek asır geçti. Erdoğan'ın tek kişilik vesayet rejiminde bu adımların hiçbiri atılmadı. Erdoğan iddiaların ortaya atılmasından 24 gün sonra İçişleri Bakanlığı'na sahip çıktı. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olamadı. Bu ülkede en büyük açığın tarafsız Cumhurbaşkanı açığı olduğunu bütün ülke bir kere daha gördü. Erdoğan kendi koltuğunu yine milletin hakkını hukukunun önüne koydu. Erdoğan şahsı hükümeti millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünü bir kez daha tıkadı. Meclisin denetim görevini yine engelledi. Milli iradeden kaçtı. Mafya siyaset eksenindeki iddiaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırılması için verilen önerge AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ne acıdır ki Türkiye'de hük hük hükümet meclisten, milli iradeden kaçarken yavru vatan Kıbrıs bizdeki bu olayların kendini alakadar eden kısmının soruşturmasını kendi meclisinde yapmaya hazırlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili son iddiaları araştırmak için oy birliğiyle bir araştırma komitesi kurdu. Dikkat edin bu soruşturmanın ardından mafya dedikleriniz, suç örgütü lideri dedikleriniz istihbarat elemanı çıkmasın. Bu rezalet kolay kolay temizlenmez. Şimdi bu tablodan kim utanç duyacak? Elbette Erdoğan'ın vesayetine boyun eğen AK Parti milletvekilleri ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri hicap duymalı. Bu ucube sistemi milletin başına bela eden cürme ve çamura batmış Cumhur İttifakı hicap duymalı. Erdoğan olayı meclisten kaçırırken bir de her şey yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir diyerek Yargıya da açıkça ayar ve talimat veriyor. Daha kimse iddiaları araştırmadan, soruşturmadan bunlara Cumhurbaşkanının yalan ve iftira demesi vesayeti altındaki adliyeye dosyayı kapatın talimatı vermekten başka bir şey değildir. Bu dakikadan sonra yargıdan bağımsız ve tarafsız bir karar beklemek mümkün de değildir. Yaşananlara bakınca ister istemez o meşhur söz akla geliyor. Bu ülkede suçu açığa çıkarmak suç kabul ediliyorsa bilin ki suçlular yönetimdedir. Ama kimse hukuku guguk yapan, milletin cebini boşaltan bu davanın mahşere kalacağını sanmaz. Bugün de ise yarın. Bizim iktidarımızda devlet yeniden hukuk devleti olacaktır. Bu cürufu kirliliği temizleyeceğiz. Tabii Suç örgütü elebaşısına televizyonlarda cevap yetiştirmeye çalışan İçişleri Bakanının itirafları AK Parti'nin de nasıl kavgalı bir ev olduğunu açık seçik ortaya koydu. Anlaşılır gibi değil. AK Parti'de herkes birbirine kumpas kurmuş. Bu ülkenin seçilmiş başbakanının altından hem AK Parti genel başkanlığı hem de başbakanlık koltuğu milletten oy aldıktan sonra kumpasla çekilip alınmış. Bugünkü İçişleri Bakanı bu kumpasla rol aldığını açıkça itiraf ediyor. Peki kumpasın diğer aktörleri kim? Damat ve Bin Ali Yıldırım. Kumpası kuran kim? Erdoğan. Saray entrikalarıyla milli iradeye darbe nasıl yapılır? Maşallah bunun kitabını yazmışlar. Brezilya dizilerindeki entrikalar bunlarınkilerin yanında hakikaten masum kalır. Bunların gözü dönmüş. Mafyaya bile bazı roller verilmiş. Ama men dakika, dukka çalma kapıyı çalarlar kapını. Kapısı çalınan mafya şimdi İçişleri Bakanı'na kalkmış racon kesiyor. İçişleri Bakanı kendi hükümetine racon kesiyor. Hükümetin küçük ortağı büyük ortağı racon kesiyor. Tüm bu raconlara maruz kalan Erdoğan da çıkıyor millete ve Millet İttifakı'na racon kesmeye, Millet İttifakı'nı tehdit etmeye kalkıyor. Karizması çizilen ipleri tamamen elinden kaçıran Erdoğan, çaresizliğini millete ve Millet İttifakı'nı tehditle kapatmaya çalışıyor. Atalarımız boşuna dememiş, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet. Bu resim. Bir de şu resim. Şu tabloya, şu tablolara bir bakın. Ya organize suç örgütü elebaşlarıyla bu kadar sıkı fıkı olursanız bunların ya suyundan ya da huyundan kaparsınız. İçiniz kararır. İçinizdeki kötülük de dilinize vurur. Dünyanın neresinde bir cumhurbaşkanı çıkıp siyasi rakiplerini tehdit eder? Hangi aklı başında cumhurbaşkanı bundan vazife çıkaracak kadar kendini bilmezlerin çıkaracak kendini bilmezlerin önünü açar? nasıl ülkesini ve demokrasisini böyle bir riske atar. Allah aşkına rakiplerini açıkça tehdit eden, daha neler olacak diyen bir cumhurbaşkanına bu ülkede yabancı yatırımcı canını malını nasıl emanet eder? Bu arada dün Washington Post gazetesinde bir haber vardı. Henüz yalanlayan olmadı. Belarus kendi hava sahasından geçen bir yolcu uçağını sahte bomba ihbarıyla inmeye zorluyor. Ondan sonra da ülkesindeki bir muhalif gazeteciyi uçaktan alıp gözaltına alıyor. Tabi tüm demokratik dünya Belarus'a karşı yaptırım kararları alıyor. Yine NATO'da Belarus'a yönelik bir yaptırım uygulamak istiyor. Ama Erdoğan şahsım hükümetinin bu kararları veto ettiği iddia ediliyor. Hayrola? Yoksa Erdoğan'a bizim ülkemizde ifade ve basın özgürlüğüne koyduğu vesayet ve sansür az geldi de şimdi Belarus'a mı sıra geldi? Bu haberler doğruysa ayıptır, yazıktır, skandaldır. Ülkemizi bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Ya yani böyle bir ülkeye yabancı yatırımcı nasıl gelir? Ya da Amerikan hazinesini dolandırmaktan yargılanan kara para aklama suçundan aranan biriyle dar koridorlarda aynı fotoğraf karesine giren bir cumhurbaşkanına Amerikalı yatırımcılar nasıl güvenir? Ne güzel diyor Ziya Paşa, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbeyi aklı eserinde. işte Erdoğan ve şahsım hükümetinin eserleri dünyaya verdikleri fotoğraflar bunlar. Hep söylüyoruz, testide ne varsa ağzından da o dökülür. Yüreği millete karşı mühürlenmiş kibirli bir dilden elbette temiz bir söz dökülmez. Ama bu asil millette millet ittifakı da tehditlere pabuç bırakmaz. Saraylarında milleti unutanlar, kibir uykusuna yatanlar, bu ülkede raconu en sonunda kimin keseceğini unuttular. Ama onları hatırlatalım. Raconu siz lebalep kongreler yaparken doğru dürüst destek vermedi, vermeden kapat dükkanını kapattığınız esnaf kesecek. Raconu tarladaki ürünü para etmeyen girdilerinin fiyatları arşu alaya çıkan çiftçi kesecek. Raconu sayıları 10 milyonu aşan işsizlerimiz kesecek. Raconu bayram ikramiyesinden 400 lirasını iç ettiğiniz emeklilerimiz kesecek. Raconun kralını kaçtığınız milletimiz o korktuğunu sandıkta kesecek. Ülkede herkes burnundan soluyor. Alın terini tarlasına döken çiftçi son derece kızgın. Gübre fiyatları uçtu gitti. Tohum ilaç deseniz aynı şekilde. Akaryakıta yapılan son ÖTV zammıyla artık traktörün deposu 92 lira daha daha pahalıya mal oluyor. Milletvekillerimiz sahada gördü. Bu yıl kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde çok ciddi bir düşüş bekleniyor. Buğday, arpa, mercimek gibi ürünlerde üretici yaptığı masrafı bile çıkaramayacağını söylüyor. Bu gıdada yeni zamların, tarım ithalatında yeni rekorların habercisi. Tabi ithal edecek mal bulabilirsek. Bugün dünyada ülkeler kendi gıva, gıda güvenliklerini sağlamak için bu pandemiden sonra başka ülkelere mal satmaktan çekiniyorlar. Esnafımız da burnundan soluyor. Çarşamba günü Ankara'da siteler ve ana anafartalar çarşı esnafıyla birlikteydik. Açık söyleyeyim. Bıçak artık esnafın kemiğini delmiş, geçmiş. Dolmuş şoförü bir vatandaşımız. Mazota yine zam geldi. Biz ne yapalım? Kendimizi gidip binadan mı atalım diyorsa. Dükkanda çalışan bir emekçi. Son beş yıldır artık geleceğimi göremiyorum. Bir buçuk ay sonra çocuğum olacak. Ne yapacağım? Bilemiyorum diye dert yanıyorsa. Mobilyacı esnaf kapanma öncesinde işçilerime maaşlarını verdim. Kendi evime 17 gün için 140 lira ayırabildim. Vaziyet bu. Nasılsınız diyene iyiyiz diyoruz ama iyi değiliz diyerek durumu özetliyorsa. Anafartalar çarşısında yolumuzu kesen bir vatandaş kahveciydim. Dükkanımı kapattım. Çocuğun telefonunu satmaya geldim. Siz bir babanın çocuğunun telefonunu satmak zorunda kalması ne demektir? biliyor musunuz diye soruyorsa e bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Pandemide onlarca müzisyen intihar etti. Nihayet müzisyenler şimdi akıllarına gelebildi. Cüzi de olsa tek seferlik bir hibe desteği vermeye karar verdiler. Ama vergi levhası olmayan müzisyene destek yok. E peki bu vatandaşlarımızı bu hale kim getirdi? Borcun adına destek dediler. Geçen sene yüzde yedi buçuk faizle verilen nefes kredisi için bu sene yüzde on yedi buçuk faiz istiyorlar. Bu tefeci faiziyle kobiler borcunu nasıl çevirecek? Ya bu ülkede vatandaşın sesini duyacak bir hükümet yok mu? Ankara Sanayi Odası Başkanı Kral Çıplak diye bağırıyor. Pandemide destek diye verilen kredilerin firmaları iflasa doğru sürüklediğini söylüyor. Sadece Ankara'da değil, İstanbul Sanayi Odası da Türk lirasındaki değer kaybı, enflasyondaki artış, faizdeki dalgalanmalar, finansman yükümüzü çok arttırdı diye bağırıyor. Bu kötü yönetimin faturasını artık sanayicilerimiz de taşıyamıyor. Bu hükümet ve ortakları bunun sorumluluğunu taşımıyorlar mı? Hükümet ne yapıyor? Ben söyleyeyim ne yaptıklarını. Çetelerle magazincilik oynuyor ekonominin tüm sigortalarını patlattılar. Güven bırakmadılar. Merkez Bankası kasasından 128 milyar doları buharlaştırdılar. Hine kullanılacak yedek akçeleri bile tükettiler. Dün 21 Mayıs tarihi itibariyle net rezerv rakamları açıklandı. Merkez Bankası kasası 41 milyar dolar açık vermeye devam ediyor. Kasadaki döviz kısa vadeli borçları karşılamıyor. Bunu gören Eloğlu da Türkiye'yi en kırılgan ekonomi listelerinde en başa koyuyor. Tabi risk almamak için de ancak çok yüksek faiz verirseniz ülkeye gelirim diyor. 2018 Haziran ayından bu yana 4 tane Merkez Bankası başkanı gördük. Neredeyse her 9 ayda bir bir Merkez Bankası başkanını değiştirdiler. Yine gece yarısı kararnameleriyle başkan yardımcıları da apar topar görevden alınıyor. E dün de öğrendik ki Merkez Bankası'nda genel müdürlüklerden birim müdürlüklerine kadar orta ve alt kademede yüze yakın yönetici görevden alınmış. Buradan tekrar söylüyorum. Merkez bankalarının en önemli sermayesi güvendir. Hükümetin elinde oyuncak olmuş bir merkez bankası istikrarı sağlayamaz. Türk lirası bugün Amerikan doları karşısında tarihi dipleri görüyorsa sebebi budur. Hayat pahalılığı almış yürümüş. Çay simit hesapları bile tarihe gömülmüş. Millet ay sonunu getirmek için artık öğün atlıyor. Her aya milletimiz artık eksi bakiye ile başlıyor. Mayıs ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçti. Seçim meydanlarında emeklilikte yaşa takılanlara onca söz verildi. Şimdi sarayın kibirlisi ve bekçisi kulağının üstüne yatıyor. Atanamayan öğretmenlerimiz, umutsuz gençlerimiz canlarına kıyıyor. Dün Denizli'den çok acı bir haber aldık. 23 yaşında bir genç, acil tıp teknisyeni Ömer Çelik yoruldum diyerek yaşamına son veriyor. Hayatının baharında bir genç neden yoruldum diyerek canına kıyar? Buna kafa yormayacak bir hükümet başka neye kafa yorar? Ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyen vatandaşlarına ne kadar iş sağlayabildiğiyle ölçülür. Bu ülkede çalışma çağındaki her yüz yurttaşımızdan sadece 43'ü çalışabiliyor. Üyesi olduğumuz kalkınma için ekonomik işbirliği teşkilatı ülkelerinde aynı oran yüzde 66. Erdoğan şahsım hükümeti OECD'deki diğer ekonomilerin hükümetleri kadar iş imkanı sunabilseydi milli gelirimiz geçen yıl 717 milyar dolar değil bir trilyon 100 milyar dolar olacaktı. Kişi başına gelirimiz de 8599 dolar yerine 13.267 dolara ulaşacaktı. Erdoğan şahsım hükümetinin vatandaşlarına diğer ülkelerin hükümetleri kadar iş imkanı sunamamasının maliyeti sadece 2020'de 389 milyar dolar. Bu milletimize çıkarılan çok yüksek bir fatura. Bunların zaten en iyi bildiği şey beceriksizliklerini millete fatura etmek. O kadar çok can yakıp o kadar çok ahaldılar ki. Ama mazlumun ahı indirir şahı. Artık vatandaşlarımız Erdoğan şahsı hükümetiyle vedalaşmaya hazırlanıyor. Biz de hazırız. Eski tartışmalara, olumsuz siyasete dur demeye hazırız. İnsanlarımızı birleştirmeye hazırız. Barışmaya hazırız. Anlamaya, anlatmaya hazırız. Daha çok demokrasiye hazırız. Hoşgörüye, şefkate hazırız. Farklı fikirlere saygı duymaya hazırız. Yol bulmak kolay, gönül bulmaya hazırız. Vakit, tertemiz insanlarımızın güvenine ihanet etmiş bu iktidara veda etme vaktidir. Genel Başkanımızın son grup konuşmasında söylediği gibi, vakit tamam. Seçim zamanıdır bu zaman. Sandıktan kaçma, milletten korkma Erdoğan. Gel demokrasinin er meydanına. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. Ee, Fox TV'nin sorularıyla başlıyorum. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'e koruma verilmesi konusunda o dönem İstanbul Emniyeti'nde görevli bazı isimleri zikretti. Onlardan biri de bugün Emniyet Müdür Yardımcısı olan Mustafa Çalışkan'dı. Mustafa Çalışkan yaptığı açıklamada Süleyman Soylu'nun açıklamalarından toplum rahatsız dedi. Ayrıca açığa alınma ihtimaline karşı da Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım dedi. Emniyetin ikinci isminin İçişleri Bakanı'na yönelik bu açıklamalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan ipin ucunu kaçırdı artık yönetemiyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Konuşmamda söylemiştim. Mafya İçişleri Bakanı'na racon kesiyor. İçişleri Bakanı kendi hükümetine racon kesiyor. Hükümetin küçük ortağı, büyük ortağı racon kesiyor. O da millete, millete millet ittifakına racon kesmeye çalışıyor. Bürokratlar da ülkedeki bu kirliliğin ve yaşananlardan da toplumun son derece rahatsız olduğunu farkında. Tam bir devlet krizi yaşıyoruz. Bu noktada bürokratların ifadelerini tartışmayı doğru bulmuyor. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Ee, yine Sedat Peker'e koruma verilmesiyle ilgili Anadolu Ajansı dün FETÖ izi tespit edildi başlığıyla bir haber geçti. O haberde paylaştığı koruma kararı belgesinin altında dönemin İlemniyet Müdürü Selami Altınok ve o dönem İstanbul Valisi olan bugünkü Ankara Valisi Vasip Şahin'in imzaları var. Anadolu Ajansı bu belgeyi FETÖ izi başlığıyla servis ettikten sonra sildi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle gözüküyor ki Anadolu Ajansı FETÖ izi ararken yolu AK Parti'ye çıkmış. Bundan da çok heyecanlanmış. Bulduğu belgeyi silmek için de bence boşuna uğraşmış. FETÖ'nün izini bulmak için her işin sorumlusu benim ben diyene bakacaksın. Bu ülkede suç örgütü elebaşına Türk polisinden Karubalı'yı tahsis eden de o. Örgüt elebaşlarının mitinglerine göz yuman da o. Akademisyenlerin kanıyla banyo yapacağım dendiğinde görmeyin duymayın diyen de o. Bir başka mafya elebaşı genel başkanımızı tehdit ettiğinde aldırmayın diyen de o. Muhalefet liderlerine kumpaslar düzenlendiğinde bu daha bir bunlar iyi günleriniz diyerek durumdan vazife çıkaranlara cesaret veren de o. Partisinin önceki dönem genel başkanının genel başkanlığını başbakanlığını yapmış bir kişiyi polis soruyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokturmayan da o. Efendim Fox TV'nin son sorusu da şöyle. İçişleri Bakanı Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi var dedi. Ama ismi açıklamadı. Savcı çağırınca savcıyı açıklayacağım diyor. Günlerdir bu konu tartışılıyor. Bu konuya ilişkin bir de sizden bir değerlendirme alabilir miyiz? Konuşmamda söyledim. Erdoğan'ın genel başkanı olduğu AK Parti kendi içinde kavgalı bir parti. Komplolarla, kumpaslarla yönetilen bir parti. İçişleri Bakanı çıkıyor, mafyanın bir milletvekilini aylık 10 bin dolar maaşa bağladığını söylüyor ama ismini açıklamıyor. Niye? Elinde koz diye tutuyor. Parti içindeki kavgalarda kullanacak. İçişleri Bakanı kamu görevlisini olduğunu unutup bu vekili yetkili makamlara bildirmeyerek suç işliyor. Suç. Ya Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesi açık. Net. Yargı suç işleyen bakan hakkında da nedense bir türlü reysen harekete geçmiyor. Türkiye maalesef bırakın hukuk devletini kanun devleti olmaktan bile çıktı. E bu tabi milletimizin cebini yakıyor, yatırımcıları kaçırıyor, aşını işini küçültüyor, tencereyi boşaltıyor. Teşekkür ediyorum. Var mı başka bir soru? Bir soru da Kanal evet. tarafından yönlendirildi efendim. Şimdi müsaadenizle onu ileteyim. Bugün bazı gazetelerde ve bazı yayın organlarında AK Parti'nin seçim yasası taslağının hazırlandığı ve seçim barajının düşürüleceği yönünde haberler yer aldı. AK Partili yetkililerden de bu yönde açıklamalar var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin bu konuya ilişkin görüşünüz ve değerlendirmeniz nedir? E biz baştan itibaren seçim barajlarından yana olmadığımızı söylüyoruz. Hatta genel başkanımız bu ülkede mevcut her siyasi partinin genel başkanının bir şekilde mecliste yer almasını sağlayacak bir formül bulunması gerektiğini de her defasında tekrarlıyor. Ama benim anlamadığım husus şu. Yani e, bu mevcut ucube başkanlık rejimini getiren Cumhur İttifakı seçim barajını neden tartışır? Yani hükümet artık meclisten çıkmıyor ki hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor. Milletvekili olmayan kişiler ya da milletvekilliğinden istifa eden kişiler de bakan oluyor. Dolayısıyla istikrarı sağlamak için mecliste e, çoğunluğu güçlendirecek bir e, baraj mekanizmasına hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Onların kendi bunların kendi düzenine göre. O nedenle anlayabildiğim kadarıyla bunlar kendi getirdikleri bu ucube rejimi kendileri dahi anlamamışlar. Teşekkür ediyorum.